Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen biriket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz dedi. Bugün İdlib'de çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir aradayız. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa ettiğimiz biriket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle başlattığımız 77 bin biriket evin 57.306'sını tamamladık. Kalanların inşası ve hazırlıkları sürüyor. Bu evler camisiyle, okuluyla, sağlık merkeziyle, fırınıyla, sosyal tesisiyle, çocuk parkıyla eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İnşası biten evlere şu ana kadar 50 bin aile yerleştirildi. İnşallah biriket ev sayısını toplamda 100 bine çıkaracak. Dolayısıyla 100 bin ailenin şartları bir parça da olsa düzeltmiş olacağız. Biriket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle biriket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azzez, Cerablus, Elbab, Tel Abyad ve Rasulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla, tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Rize Artvin Havalimanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu, Rize Artvin Havalimanı hem ülkemizde hem dünyada yeni atılımlara ilham verecektir dedi. Bir yandan bayram sevincini yaşarken diğer yandan da Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs'ta açılacağını müjdelediği ülkemiz için kıymetli bir eseri daha sizlerle buluşturmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Rize Artvin Havalimanı projemizde artık sona gelmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Rize Artvin Havalimanımız, Ordu Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise beşinci denize dolgu havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği yok. Değerli arkadaşlar, havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık.
Nisan ayının başından itibaren de deneme uçuşları başladı. 45 metre genişlik ve 3000 metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşım ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje oldu. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek. 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte 47.133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel öğelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde çay bardağı formundan esinlenen kulede inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin silüetine ayrı bir canlılık katacak. Teknik ve yapım özellikleriyle dünyada sayılı örnekler arasındaki Rize Artvin Havalimanımızın peyzaj çalışmaları için de önemli adımlar attık. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirdik. Rize çayının tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa kadar süren yolculuğunu tüm yönleriyle anlatmak için bir de çay müzesi açıyoruz terminalimizin içinde. Ayrıca sanatsal objelerle de terminalimiz çok işlevli bir buluşma merkezi haline getirmeyi de amaçladık. Kıymetli arkadaşlar, bölgemize kazandırdığımız Rize Artvin Havalimanı, Doğu Karadeniz bölgemize, Rize ve Artvin'e yurt içi ve yurt dışından hava yolu ile kesintisiz ulaşım sağlayacaktır. Bu da Rize ve Artvin illeri başta olmak üzere yörenin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacaktır. Diğer bir deyişle turizm potansiyelini doğru değerlendirerek ekonomimize oldukça katkı sunacaktır. Coğrafi özellikleri nedeniyle karayolu ulaşımının güç olduğu Doğu Karadeniz bölgesinin ulaşım ihtiyacını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacağız. Yurt içinden ve yurt dışından Doğu Karadeniz bölgesine ve Gürcistan'a gidecek yolcular için bir ulaşım noktası tesis etmiş oluyoruz. Böylece hem bölge ülkeleriyle aramızdaki siyasi ve ekonomik ilişkileri destekleyecek, hem de sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişime ivme kazandırarak bölgenin yatırım potansiyelini artıracağız. Havalimanımız yapım döneminde 56 farklı sektörde doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı ve faaliyet döneminde de sağlamaya devam edecek. CHP İl Başkanı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Uzun yıllardır, en azından uzun yıllardır dediğim 2 yıldır bir araya gelemediğimiz, bayramlaşma yapamadığımız bu bayram birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bugün burada uzun yılların, 2 yılın verdiği bir bayramlaşamamanın birlikteliği içerisindeyiz. Bundan sonraki dönemde de inşallah hep birlikte olacağız. Yol arkadaşlarım diyoruz, biz cidden yol arkadaşıyız. Biz birbirimizle, biraz önce Adnan abimin söylediği gibi siyasi hısımız, hasım değiliz. Çok önemli bu bayramda da, bayramlar biliyorsunuz küslüklerin bitirildiği, hoşgörünün de en üst seviyede yaşandığı özel günler. Ramazan zaten çok özeldi. Onu biz Safranbolu'da, Safranbolu Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma anlamında en üst seviyede yaşadık. Ve nihayet sağlıkla da hepimiz bayrama erdik. Önemli olan bundan sonra da şu bayramda yaşadığımız birlikteliği, bayramda yaşadığımız coşkuyu, keyfi hep sürdürelim. Bayramımızı kutluyorum. Bugün 3. bir bayram programımız oldu. Zaten hep söylediğimiz şöyle bir şey var. Hiç kimse burada özellikle birlik beraberlik derken, ben şunu söyleyeyim, ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben burada kimsenin kişisel menfaatleri ve kişisel sorunlar olduğuna asla ve asla düşünmüyorum. Bizi buraya bir arada toplayan işte Cumhuriyet Halk Parti'nin 6 okudur. Hep beraber biz burada toplandık. Eğer Cumhuriyet Halk Parti'nin 6 oku olmasaydı hepimiz farklı yerlerde olduk. İdeolojik olarak biz bir aradayız. Ve öncelikle kişisel düşüncelerimiz değil, partinin ideolojisi bana göre çok önemli. Partinin ideolojisi ne gerekiyorsa onları yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Sandık sonuçlarının son sandığa kadar, açılasıya kadar duran bir Cumhuriyet Halk Partisi var.
Biz bunu milletvekili seçimlerinde de gösterdik, belediye seçimlerinde de gösterdik. Bundan sonra da hep beraber bunu göstermeye devam edeceğiz. Biz erkenden ışıklarımızı kapatmayacağız. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Başka çaresi yok dostlar, biz kazanacağız. Selam ve saygılarım. Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanlığı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde parti binasında bayramlaşma programı düzenledi. Hem Türk İslam aleminin, hem teşkilatlarımızın, hem Karabük'ümüzün bayramını kutlar, sağlık, esenlik ve huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişmemizi Yüce Allah'tan niyaz ederim. Hükümetin bir yıl içerisinde COVID'in açtığı yaraları sarmak için, COVID nedeniyle yapmış olduğu teşvik ve destekleri için harcamış olduğu para, bir yıllık devlet bütçesi. Yani bugünkü rakamlarla 1 trilyon 400-450 milyar civarında. Tabii bunun getirmiş olduğu ekonomik çöküntüler, hayat pahalılığı, enflasyon gibi sıkıntılar bugün ülkemizde gündemin ana maddelerini oluşturmaktadır. Milliyetçi Hareket Partili dostlarımız, mübarek Ramazan bayramımızı ben de en içten duygularımla tebrik ediyorum. Adem Başkanım'ın da dediği gibi 2 yıldır Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayamadık, bayramları bayram gibi yaşayamadık. Tabii ki insan her şey normalinde, yolunda giderken bazı şeylerin kıymetini bilemiyor. Pandemi sürecinde de bu günleri özlemiştik. Bu Ramazan ayında da doyasıya sahurlarda, iftarlarda birlikte olduk. Şimdi de hep birlikte kanlı canlı, yüz yüze bayramlaşmalarımızı yapıyoruz. Birlikte oluyoruz, hemhal oluyoruz. Bu da bizi daha da mutlu ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarında görev yapmış arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren dostlarımız, hanımlarımız, hepinize bayramı mübarek olsun, saygıyla selamlar. Ben son 2-3 yıldan bu tarafa gerçekten, yani pandemi döneminde hizmet yapamasak bile iktidarın yakınlığını Karabük'te fazlasıyla hissetmiş bu vaktiyiz. Yani il başkanımızın da burada katkıları bir hayli fazla çok. Yani şu anda belki şöyle söylüyor, işte gazetecilerimiz yazıyor, çiziyor, işte efendime söyleyeyim, sözlerimde yapamayanlar falan diye Karabük'te, illerde, ilçelerde, ama Karabük merkezde Milliyetçi Hareket Partisi'ne belediye başkanı söz verdikten sonra yapamadı, hiçbir iş almadı ve iktidarı mücadeleler de çok çok daha fazlası yaptı. Bakın, bizim vermiş olduğumuz sözler yağmur suyu, drenaj programıydı. Şu anda bitmek üzere bilim merkeziydi, bitmek üzere spor vadisiydi. Çok yakından açılışımızı yapacağız. Belki bunların içerisinde bir tane program veya dört bir program bile değil, başka bir program bir sonraki senelere yani aktarılabilir. Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen sel felaketi sonrasında heyelanlı bölgede olduğu tespit edilen 16 binanın yıkımı devam ediyor. Bunun yanı sıra Abana ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarına ise başlandı. 11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, Küre ve İnebolu ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abana ve Bozkurt ziyaretinde bir vatandaşın doğalgaz istiyoruz sözü üzerine bölgede doğalgazın getirilmesi noktasında söz vermişti. İlçelerdeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği söz üzerine Abana ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı. Buradaki çalışmalarla birlikte önümüzdeki günlerde Bozkurt başta olmak üzere diğer ilçelerde de doğalgaz altyapı çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Abana Kaymakamı Salih Ağar ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
11 Ağustos Bozkurt ve Abana'yı etkileyen büyük sel afetinden sonra devletimiz tüm imkanlarıyla hem Bozkurt'ta hem Abana'da hem Kastamonu diğer ilçelerinde çalışmaktadır tüm kurumlarıyla beraber. Tabii ki Bozkurt Kaymakamı Murat Kaymakamımızın da bahsettiği gibi faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu Bozkurt'ta devam etmekte olsa da Abana'da da selden dolayı eski günlerine getirme çalışmaları devam ediyor. Özellikle sel öncesi büyük bir yatırım sonucu ortaya çıkan spor tesislerimiz büyük afette zarar gördüler. Onların yenilenmesi noktasında ihaleler yapıldı spor tesislerinin. Kapalı spor salonu ve halı sahalarımız inşallah Abana gençlerine tekrar hizmet edecektir. Bunun dışında Abana'da yine Cumhurbaşkanımızın hem Bozkurt'ta hem Abana'da söz verdiği üzere doğalgaz çalışmaları bu hafta itibariyle başladı. İnşallah bayramdan sonra daha büyük bir ilerleme kaydedilecektir. Oradan sonra da Bozkurt'a geçilecektir. Afete maruz bölgeden dolayı 16 tane binamızın yıkım kararı çıkmıştı. O binalarımızın özel idare eliyle ihalesi yapıldı. İnşallah yakın zamanda yıkımları da gerçekleştirilecek. Onun dışında tabii ki genel bir ilçe gündemi olarak köylerimizin, 10 köy 5 mahallemizin yol bakım çalışmaları devam etmektedir. Bu sene malumunuz uzun süren bir yağış dönemi, kar dönemi, kış dönemi köy yollarımızı etkiledi. Tabii ki havaların güzelleşmesiyle beraber malzemeli bakımlarımızı, asfalt ve parke bakımlarımızı inşallah yapmaya başlıyoruz. Ben tekrar 11 Ağustos sel afetinde ve özellikle son yıllarda ülkemizin genelinde meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına sabırlar diliyorum. Devletimiz her noktada, Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, ilçesinde varlığını göstermektedir. TOKİ'siyle, AFAD'ıyla, Çevre Şehirciliği'yle, İçişleri Bakanlığı personeliyle her noktada devletimiz var olduğunu göstermektedir. Allah devletimizin eksikliğini vermesin inşallah. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalya Spor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarlarının kutlama görüntüleri hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gündem oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kutlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurumlarında destek verdiği şampiyonluk kutlama programının görüntüleri FIFA başta olmak üzere birçok kesim tarafından paylaşılarak yoğun ilgi gördü. Şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çok uzun yıllar sonra Trabzonspor'un şampiyonluk ipini göğüslediğini söyledi. Ya gerçekten çok uzun yıllar sonra Trabzonspor bu sene şampiyonluk ipini göğüsledi. Ama şunu söyleyelim. Oynadığı futbolla, yönetimiyle, teknik heyetiyle, taraftarlarıyla, şehirle, kurumlarıyla, gerçekten saha içi ve saha dışı organizasyonlarıyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğinde hiç kimsenin bir şüphesi yok. Taraflı tarafsız herkes Trabzonspor'un bu sene şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini söylüyor. Buna inanıyor tüm Türkiye bu kanaatte. Bu çok önemli, çok gurur verici bir şey. Biz de Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu gönülden tebrik ediyoruz. Elbette Trabzonspor'umuzun yıllar sonra gelen bu önemli başarısı yanında bu bölgede, meydanda, şehirde yapılan kutlamalar da ulusal ve uluslararası gündeme oturdu biliyorsunuz. O gün keşke bu meydanın dili olsa da konuşsa. Burada 100 binin üzerinde insan bu kutlamalarda yer aldı. Ama sadece bu meydanda biz bu şampiyonluğu kutlamadık. Stadyumda 10 binler vardı. Millet bahçesinde 20 binin üzerinde insan orada maçı izledi ve kutlamalarda bulundu. Bu şehrin her bir sokağında, caddesinde, meydanında, yine 18 ilçemizin tamamında çok sayıda insan, binler, on binler ve Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok Anadolu şehrinde, İstanbul'da şampiyonluk doyasıya kutlandı. Biz söylemiştik bu sene ilk kez Türkiye'de 81 ilde bu şampiyonluk kutlanacak. Hakikaten 81 ilde şampiyonluk kutlandı ama Trabzon'daki çok özeldi. Biliyorsunuz burada Anadolu Ajansımız da çok güzel bir görüntü paylaştı ve sadece Türkiye'de değil, dünyada trend olduğu paylaşım.
çok muhteşem bir ışık gösterisiydi. Ve burada her kesimden, her yaştan, kadını, erkeği, yüz binler bir araya geldi. Ve memnuniyetle ifade edelim ki hiçbir asayiş olayı yaşanmadı, hiçbir taşkınlık yaşanmadı. Ve son derece barış içerisinde, huzur içerisinde yüz binler eğlenebildi bir arada. Bu Trabzon için ve ülkemiz için çok büyük bir kazançtır. Ben vatandaşlarımıza, taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu kutlama aynı zamanda Trabzon'umuzun hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde tanıtımına da çok büyük katkı yaptı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit, sağlık kuruluşları ve toplu taşımalardaki maske uygulaması kısıtlamalarının vaka sayıları aşağı trend olduğundan bir hafta 10 güne kadar kalkabileceğini söyledi. Öncelikle virüsün geldiği noktada son varyant olan omikron hızlı yayıldığı ama eski varyantlar gibi ciddi hastalık yapmadığı gerçeği ortaya çıktığı andan itibaren yeniden güncellendi biliyorsunuz her şey. Ve rakamlarımız olabildiğince hızla aşağı doğru iniyor. Bu bizim için iyi bir kazanım oldu. Bir başka şey de aslında vakalarımızın hastaneye yansımalarının çok hızlı inmesi bizi cesaret etti. Şimdi bu mevcut haliyle yapılan toplantılar artık omikronun sağlık sistemi için bir yük olmadığı ve rakamların aşağı iniş trendinin devam edeceğini gördük. Ve son toplantımızı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında külliyede bilim kurulu olarak yapıldı. Bir daha gerekmedikçe toplantı yapmama yönünde bir karara varıldı. Ve bütün o kısıtlamaları ve COVID-19'lu yürüyüşün bize getirdiği sıkıntıların hepsinden kurtulmaya karar verdik. Sadece şu kaldı, toplu taşıma ve özellikle sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre daha devam etmesi. Bunun da özellikle rakamın, günlük rakamın 1000'in altına düştüğü anda bunun da kaldırılması. Rakamlar biliyorsunuz çok hızlı aşağı doğru iniyor. Yakın bir gelecekte muhtemelen COVID-19'la birlikte getirdiğimiz bütün kısıtlamaları kaldıracağımızı düşünüyoruz. Bu sürenin çok kısa, yani bir hafta 10 gün içinde en son kalan kısıtlamaların da kalkacağını düşünüyorum. Mevcut haliyle aslında virüs çok hızlı yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndü. Yani akciğer tutulumu çok gözlemlemediğimiz için bu bizi daha rahat hareket etmeye itti. Ve normal bir gripte ne gibi tedbirler alıyorsak artık bunda da öyle tedbirlerle yürümeye karar verdik. Eğer bu virüsün bu hali devam ederse artık geçmiş olsun deme zamanı. Ve o yaşadığımız 2 yıllık sıkıntı ve stresin mazide bir tarihi yaşanmış 2 yıllık olay olarak kalma ve bırakılma zamanı. Ve bu bayramda aslında bu kadar aradan sonra gerçekten bayram gibi yaşayabileceğimiz, maske ve mesafenin aramızdan çıktığı, gönül rahatlığıyla ellerimizin tokalaşmanın mümkün olduğu, sarılmanın mümkün olduğu, büyüklerimizin ellerini öpülebildiği bir bayram olarak kutlanma hakkını bize tekrar geri verdi. İnşallah bundan sonra da çok ciddi bir sıkıntı göreceğimizi düşünmüyoruz. En azından bu şekilde rahat düşünmemizi gösterecek şekilde gidiyor rakamlar. Sonbahar geldiğinde tekrar duruma bakacağız. Şu an için bir endişemiz, beklentimiz, kötü bir beklentimiz yok ama o gün geldiğinde belki tekrar oturup konuşuruz ama şu an olabildiğince iyi gittiğini söyleyebilirim. Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Necati Yılmaz yönetimindeki otomobili karşı yönden gelen Murat Emre Evgin'in kullandığı otomobille Öğlebeli kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü Evgin araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü Evgin'le diğer araçtaki yaralı yolcu Ferdane Yılmaz sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ramazan Bayramı'nda turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü. Yaşanan pandemi sürecinin ardından kısıtlamaların büyük ölçüde kalkmasıyla birlikte tarihi kent Safranbolu'da 2 yılın ardından özlenen bayram kalabalığı gözlendi. Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu pandemi nedeniyle 2 yıldır tarihinin en sessiz bayramlarını geçirirken kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığı ilk bayram olan Ramazan Bayramı'nda turizmcilerin uğrak noktası oldu.
Safranbolu yani tarihi turistik açıdan gezip görülebilecek bir yer. Yani daha önce de gelmişliğim var buraya. Yani bir, ne bileyim İstanbul'un keşmekeşinden kurtarıyorsunuz bir kere kendinizi. Yani bununla ilgili yakın mesafe olması İstanbul'a. Yani kısa sürede gidip dönülebilecek bir yer. Günü birlikte gelinebilir. Fakat yani en azından daha detaylı çevreyi böyle tanımak bakımından değerlendirmek gerekirse bir gece konaklamakta fayda var. Her şeyden önce biz de öyle yapmaya karar verdik zaten bu sene. Havaların da tabii yeni yeni ısınmaya başlaması. Evet, evet, evet. Açıkçası biz buraya korkarak geldik. Yani bu Google evet. amcaya sorduğumuz şeylerden baktığımızda burayı 9 derece olarak gösteriyordu bayramda. 9, 10, 11 ama çok yani ters köşe olduk. Hoş geldin. 2 yıldan bu tarafa koronadan tabii bir kısıtlamalar vardı. Böyle bir kalabalık olmuyordu. Ama bu bayramda şükürler olsun hem hastalık azaldı. Yani bitmedi desek bile azaldı. Ve bu bayramda da bütün esnafın yüzü gülüyor. Yerli yabancı konuklarımız var. Safranbolu'muzu geziyorlar. Esnaflar olarak da bizler elimizden geldiği kadar gelen konuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama çok memnunuz. İki sene pandemi artı çok uzun bir süre bir kış. Yani biz artık neredeyse turizme oturacaktık. Yani insan gözetimi değil, artık birbirimize çay bile ısmarlayamaz hale geldik. Öyle bir kış geçirdik. Bereketli bir kış geçirdik ama esnaf olarak biraz çok zor geçti. Ama şimdiki bayramın bereketiyle bu güzelliği görüyoruz. Bu insanın kalabalığını görüyoruz. Ve çok mutlu oluyoruz. İnşallah Kasım'a kadar da böyle devam eder. Trabzon'un Akçabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları, Arnavut kaldırımlı sokakları, çeşmeleri ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle yılın dört mevsimi gezginlerin rotasında yer alıyor. Büyük bölümü 1988'de kentsel sit alanı ilan edilen Orta Mahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarılabildiği nadir yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Tarihi dokusunu sokak ve mahalle ölçeğinde bir bütün olarak göstermesiyle ön plana çıkan mahalle, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla ilk günkü cazibesini koruyarak ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerinde izlerini taşıyan mahalle, uzaktan bakıldığında ise adeta yağlı boya tabloyu andırıyor. Bölgede alternatif turizm denilince ilk akla gelen yerlerden olan tarihi Orta Mahalle, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlere tabiatla iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor. Yoğunluk olarak bayağı bir yoğunluk yaşadık yani maçtan dolayı. Şampiyonluktan dolayı zaten böyle bir şey daha önce görmediğimiz için biraz zorlandık ama güzeldi yani. Bayağı bir otellerde doldu, yoğunluk oldu. İşletmeler falan güzel çalışmaya başladı. Yani iyidir şu anlık, iyidir yani. Yani doğal ve huzur olduğu için daha çok tarihimiz de içinde olunca daha güzel oluyor yani. Eski kilisemiz var 1300 yılına ait falan. Yani evlerimiz de Osmanlı mimarisi. Yani gezilir, kafa dinlenir, çoluk çocuk rahat gezebilecek sokaklarımız var yani. Kızım Gümüşhane'de okuyor. Oradan buraya da gelmek istedik. Yani gördük tarihi yerleri gezmek istedik. Güzel yer gerçekten. Çok güzel bir yer. Tabii burayı beğendik. Daha önce de gelmiştik. Bir kez daha geldik ve cidden güzel. Beğendik buraları. Çorum'da lisede öğrenim gören özel öğrenciler müzedeki uygulamalı eğitim atölyesinde el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğinde kentteki engelli öğrencilerin psikomotor ve bilişsel gelişimini artırmak amacıyla Özel Kalplerin Hitit Atölyesi projesi hayata geçirildi. Okul Müdürü Can Fırat Şahin ve öğretmenlerin gözetiminde Çorum Müzesi'ne gelen 13 özel öğrenci vitrinlerde sergilenen eserleri inceledi. Hititler hakkında bilgi aldıktan sonra mühür ve kil tablet yapımını öğrenen özel öğrencilere proje kapsamında uygulama atölyelerinde 4 gün boyunca çeşitli eğitimler verildi. Özel öğrencilerin yaptığı kil tablet, mühür ve heykeller 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Çorum Müzesi'nde sergilenecek. Kolları, o da
Çorum Müzesi Çocuk Eğitim Atölyesi bilindiği üzere Türkiye'de tek yatılı eğitim atölyesi olarak bilinmekte. Biz atölye olarak sadece ilimizdeki değil, ülkemizdeki bütün çocuklara atölye çalışmaları yaptırmaktayız. Eğitim atölyemizde arkamda gördüğünüz eğitim çalışma alanı var. Karşı tarafta yine sergileme alanları ve Hitit Köyü drama salonu var. Ve alt kısımda ise 10 kız 10 erkek kapasiteli yatak kısmımız bulunmakta. Buraya gelen öğrenciler her alanda müzik, resim, kil çalışması yapabiliyorlar. Öncelikle biz gelen öğrencilerimizi Çorum Müzesi'ni gezdiriyoruz. Çünkü içerideki eserleri tanımadan atölye çalışmasını gerçekleştirmek çok da doğru değil. Sonrasında ise atölye kısmına geçiyoruz. Burada çocuğun yaş grubuna, motor becerilerine göre malzeme seçiyoruz ve çalışmalara başlıyoruz. Bugün de yine özel öğrencilerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz. Projemizin adı Özel Öğrenciler Hitit Atölyesi'nde. Projemiz 4 gün boyunca sürecek. Kil çalışması yapacağız. Müzede gördükleri eserleri canlandırmaya çalışacaklar. Ama bu projenin bir önemli noktası da özel öğrencilerimizin diğer öğrencilerimiz gibi aslında çevrelerin çok da farkında oldukları, tarih bilincine hakim oldukları ve değişen bu dünyayı fark ettiklerini görüyoruz. BRT ve ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.